Gençlerde de Alzheimer hastalığı görülüyor mu? E, Aslında bakarsanız görülüyor. Yani eğer o insanda daha önceden Down sendromu gibi genetik bir problem söz konusuysa gençlerde de ortaya çıkabiliyor. Şöyle söyleyeyim, erken başlangıçlı, erken başlangıçlı, autosomal dominant yani erken yaşlarda ortaya çıkabilen e, Alzheimer hastalığı daha çok genetik geçişli bir hastalıktır yani 50-55 yaşlarından daha erken de görülür, başlayabilir. He? Ve e, ama tabii yaşlılıkta gözüken e, Alzheimer hastalığından kısmi olarak farklılıkları söz konusu olabilir ama görülür. Hı, hı görülme ihtimali vardır. E, hastalık 60 ile 65 yaş civarında tam olarak aslında ortaya çıktığını biliyoruz. Bu noktada hastalığın <laughs> ilerlemesini önlemekte çok çok önemli, çok detaylı şekilde bu hastalığa dair her ne varsa A'dan Z'ye hocamızla birlikte konuşuyor olacağız. Minik diyorum çünkü minik bir test. Yani bakalım yapalım ama tabii ki de hekimlerimizin tanımlarından daha kuvvetli bir şey değildir. Bir Alzheimer testimiz var. Bir görsel hazırlanmış. İlk etapta bu ekrana baktığınız zaman kaç tane yüz gördüğünüzü soruyor olacağız. Şöyle hep beraber biraz inceleyelim. Ben de bakayım. Şimdi evet, ee, burada tabii ne kadar çok yüz gördüğünüzü, ne kadar çok ayrıntılara, ne kadar süre içerisinde fark ettiğinizi, fark ettiğiniz çok önemli. Ee, eğer iki tane görüyorsanız işler kötü gözüküyor ama herkesin yani en az ilk bakışta 7-8 tane evet, görebilecek da. gibi gözüküyor. Tek başına bununla karar vermek tabii evet. mümkün değil. Herhangi bir şekilde herhangi bir insan burada 5 tane gördü diye herhangi bir şey söyleyecek değiliz. Ama 7'den fazla görebiliyorsanız eğer evet. oldukça iyi durumda olduğunuzu söyleyebiliriz. Tek başına bir hastalık için herhangi spesifik bir test yok. O kadar MR yapıyoruz. Ondan sonra teknikleri yapıyoruz, yani. bir sürü iş yapıyoruz, bir sürü paralar harcıyoruz ki hastalığı erken yakalayalım diye. Bunlar da hani biraz magazinsel değeri olan, biraz evet. da hani evde hastaların kolaylıkla kendi kendini test edebileceği bir test olarak değerli görüyorum açıkçası. Tanı esnasında tabii ki MR vesaire dışında da böyle minik minik e, hafıza ne kadar kuvvetli, evet. söylenenin i̇şte, ne kadar hatırlıyor veya unutmuyor gibi siz konuşarak yapıyorsunuz. Meselenin esası misin? şu... E teknik açıdan tecrübeli oldukça bu hastalıkları nasıl konuşulması gerektiğini hasta ve yakınlarından, hasta bakıcılarından alan bir hekim hastalığı büyük ölçüde doğru yere oturtabilir. Burada esas olan şey şu. Yaşlılıkla ilgili ortaya çıkıyordu ya bu hastalık. Yani işte 65 yaşından sonra 65 yaşına kadar %1 civarında gözüken bu hastalık 65 yaşından sonra katlanarak devam ediyor. 85 yaşında her iki kişiden bir kişinin Alzheimer olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Alzheimer insidans olarak yaşla birlikte, görüme sıklığı demek istiyorum, yaşla birlikte ciddi şekilde artan bir özellik. Ama yaşlanınca herkes Alzheimer mı olacak? Unutkanlıkların her birisi Alzheimer mı gösterir? Aslında öyle değil. Basit bir takım unutkanlıkların normal limitlerini çok iyi tayin etmek lazım. Burada önemli olan konu şu. Bizim unutkanlığımızın bir tanesi yani yeni şeyler öğrenmekle ilgili problemlerimiz olabilir. Yeni şeyler. Bu önemli mi yani? E, yeni ki. bir şey algılamakta, hatırlamakta, aklımıza soktuğumuzda tekrar yerine getirmekte zorluk çekmekten Us mi bahsediyoruz? E, yani bir yeni şimdi, bir dil. Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi ee, bir insanın ismini öğreniyorsunuz. Onu unutabilirsiniz. Yani evet. yarın bir gün başka bir şey öğrendiniz O aklınızda tutabilirsiniz. Ne zaman normal olduğunu anlamanın tek yolu evet. onu, yani kaydetmenin artık sorun olmasıyla ilintilidir. Evet. Bir şey telefon numarası öğreniyorsunuz. Birisi bir telefon numarası söylüyor. İlkinden itibaren hiçbir şeyi hatırlamıyorsunuz. Bunlar önemli. O kadar hiç yok olacak yani. Hiç. Yani bunu karşısına gidiyorsunuz, ne alacağımı unuttum diyorsunuz. Hmm. Ama buzdolabını açınca hatırlıyorsunuz, bunlar normal limitleri içerisinde normal. olduğunu söylemek Aa, istiyorum. Güzel. Bizim problem olarak karşımıza çıkan şey, bir tanesi bellek problemi. İkincisi ve daha önemlisi, yeni şeyler öğrenmekte zorluğumuz var. Yani bir tanesi kayıtta sıkıntımız var, bir türlü kaydetmiyor. Bir tanesi yeni şeyleri öğrenemiyoruz, bir türlü öğrenemiyoruz. Ve arkasından da hem yeni şeyleri öğrenmekte zorluğumuz ortaya çıkıyor. Mesela evden dışarı çıkıyoruz. Bir bakıyoruz sokak. Sokak sanki yeniymiş gibi. İlk defa görüyor musunuz gibi. Bu başka Bu bir kısa anlık bir anlamda olabilir. Sonra bakıyorsunuz ki bakkalı hatırlıyorsunuz. işte dükkanı hatırlıyorsunuz. Geri geliyor her evet, şey yavaş yavaş. Bu geliyor veya gelmekte gecikiyor. Bir türlü Dikkat yukarı çıkıyorsunuz. Tekrar aşağı iniyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hatırlamaya başlamışsınız. Hmm. Bunlar uyarıcı olabilir. Uyarıcı olsunlar. Bunlar önemli. Bir de yargılamanızda problemler ortaya çıkabiliyor. Mesela? Eskiden herkese çok iyi geçiren, herkese gülücükler dağıtan bir insanken biraz huysuzlaşıyorsunuz. Her şeye alı diyorsunuz. yaklaşıyorsunuz. Hani yaşlılıkta bir takım huyu değişikleri ortaya çıkabilir. Bunlardan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda... Daha önceden hiç yapmadığınız bir takım davranışlarınız ortaya çıkıyor. Planlama yeteneğinizde bozulmadır asıl. Yani gündelik gündelik işlerimizi yaparken zorlanıyoruz. Hmm. Her gün sabahleyin kalkıyoruz, duşumuzu alıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz, tıraşımızı oluyoruz, kravatımızı takıyoruz, gidiyoruz. Şimdi e, dolabın karşısına gidiyorsunuz. Gömlek mi alacağım, gravat mı alacağım, ceket mi alacağım, hangi sırada yapacağım? Bunlarla ilgili yardıma ihtiyaç duyar hale geldiğinizde bilesiniz ki işler bir miktar sıkıntılar ortaya çıkabilir. Hı hı. Bunlar erken bulgular. Hı hı. Yani buralarda çok daha titizlenmek lazım. Hı hı. Ailenin efradının e, bir takım yanlışları görmezden gelmemesi gerekiyor. Evet evet. Yani Normal gravat demeyelim. yerine gravat yerine başka bir şey koyuyor. E, çok, yani keverini evet. işte üç tane beş tane atlayarak takıyor filan gibi. gibi normalde rutinde yaptığı şeyleri yapamaz hale gelmesi bizim açımızdan çok önemli. Demek ki gündelik işlerde sıkıntı ortaya çıkıyor. Hı hı. Yeni şeyleri öğrenemiyoruz. Artı bellekte bir takım problemler ortaya çıkıyor. Yeni kayıtlamada problem ortaya çıkıyor. Bu da önemli Bu çok bir önemli. bilgi oldu. Şimdi ne zaman doktora gidiyoruz biliyor musunuz? Ne zaman gitmeliyiz? Hasta mesela e, kahvaltıdan kalkıyor. Kahvaltıdan 15 dakika sonra diyor ki ben ne zaman kahvaltı yapacağız diye insanlara soruyor. Kahvaltı yapmadık gidiyor. Bu çok bu sert çok, bir an. Değil mi? Bu çok tehlikeli. Evet. Genellikle bu noktaya gelinceye kadar bekliyorlar. Bu iyi değil. O az önce saydığımız ufak tefek belirtileri görmezden geliyorlar. Gelmemek lazım. Gelmemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer genetik bir yükünüz varsa, yani ailede bu hastanın bu hastanın annesinde babasında benzer bir problem olmuşsa artı bir takım damar hastalıkları risk faktörü olarak onda varsa yani işte kalp rahatsızlığı var, boyun damarlarındaki daralmaları var, beyinde küçük bir takım damar tıkanıkları ortaya çıkmış. Yani bir damar problemi varsa, bir hipertansiyon öyküsü varsa veya diyabet gibi bir hastalığı varsa, yani risk faktörlerinin yanında başka risk faktörleri de varsa o zaman mutlaka bu tür unutkanlıkların arkasına altına bakmak mutlaka lazım. bakılması gerekir. Üstünü kapatmamak lazım. Önemli. Alzheimer hakkında doğru bilinen 5 yanlışı da ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Alzheimer hastalığı normal yaşlanma sonucudur. Doğrusu nedir hocam? Bunun doğrusu yani yaşlanma bir miktar normal unutkanlık limitlerini ortaya çıkarabilir. Ama bilinmesi gereken o kadar enteresan şeyler var ki 95 yaşında hani her türlü hareketi bir miktar kısıtlı ama beyni pırıl pırıl olan bir sürü insan var. Yaşlılık unutkanlığın bir sonucu değildir. Alzheimer tamamen genetik bir dizaynda ve çevresel faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan gerçek bir patolojidir. Yani bir hastalıktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.